genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün sizlere iş kanunumuza geçen ihbar süresi, diğer bir deyimle ihbar öneliğini anlatacağım. İhbar süresi yani ihbar öneliği iş kanununun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Anlamı ise şudur. İşçinin iş yerinde çalıştığı süreyle orantılı olarak işten ayrılması için hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını ya da işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi ifade eder. İş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta, 6 ay ile 1,5 sene arasında olan işçi için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olan işçi için 6 hafta, iş yerindeki kıdemi 3 yıldan çok olan işçi için 8 hafta önceden ihbarın yapılması gerekir ve bu süre sonunda sözleşmeler feshedilmiş sayılır. Buradaki süreler asgari sürelerdir. Bildirimin bu sürelerden önce yapılmasında kanunen bir sakınca yoktur. İhbar öneliği ve tazminatı sadece işverenlere yüklenen bir sorumlulukmuş gibi bir kanı var. Oysa ki yasa koyucu bu sorumluluğu her iki tarafa da eşit oranda yüklemiştir. İşveren ya da işçi hangi taraf haklı bir nedeni yokken iş sözleşmesini feshediyorsa ihbar süresini beklemekle mükelleftir. Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemekle yani ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Örneğin istifa eden bir işçi de ihbar süresi kadar daha çalışmalıdır. Asli takdirde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesine göre bildirim süreleri içinde işveren işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izni saatlerini birleştirerek de kullanabilir. Burada özellikle belirtmemiz gereken bir husus ihbar süresinde rapor almak ihbar süresinden sayılmamaktadır. Şu hallerde ise ihbar öneriliği söz konusu olmaz. Belirli iş sözleşmesinin sona ermesi, işverenin haklı bir sebep ile işçiyi işten çıkarması ve işçinin haklı bir sebep ile işten ayrılması gibi durumlarda ihbar süresi aranmaz. Son olarak şunu söyleyelim. Aslında ihbar süresi hem işveren hem de işçi koruyucu bir önlemdir. Herkese mutlu ve umutlu günler dilerim.